tarih dersinde, biyoloji dersinde, felsefe dersinde, sosyoloji dersinde, struktür dersinde, hatta coğrafya dersinde bile evrim anlatılıyor zaten. Doğru gibi zaten yani dünya nasıl olmuştur diyor, oluşmuştur diyor. Big Bang'den oluşmuştur diyor efendim. İlk yaratılış nasıl olmuştur diyor. İşte sularda diyor tesadüfen ilk canlının oluşunu, yani bu şekilde cevap verirse o öğrenci geçebiliyor. Evet. Tesadüf sonucu diyor sularda bir ilk hücre oluşmuştur. Evet. Bu evrimleşmiştir. Dolayısıyla canlılar da ondan oluşmuştur diyor. O sana 10 puan diyor, aferin. Evet. Doğru bildin diyor. Sonra da gelin size din dersi anlatalım diyorlar. Sonra da Çanakkale Savaşı'nı anlatıyorlar. Evet, evet. Çanakkale'deki şehitler anlatıyor. E kardeşim, Darwinizm şehitlik kabul etmiyor ki. Evet. Gazilik de kabul etmiyor. Yani atanız mikrop diyor zaten Darwinizm. Evet. Solucan diyor atanız diyor. E Suudi Arabistan, İran, Türkiye geceli gündüz bu eğitimi yapıyorlar. Kurslarda da bu şekilde. Her yerde böyle. Devletin kitapları zaten bu konularla çaka çaka dolu. Yok canım, çocuklar o şekilde eğitiyorlar. Avrupa yurt dışı falan zaten ikinci bir görüş yok. Yani Rusya, Bulgaristan falan ezici şekilde Darwinizm'e inanıyorlar. Hepsi Darwinist, evrimci işte eğitimden geçiyor. Ya başka bir eğitim şekli yok. Bulgaristan, Yugoslavya falan. Zaten onlar daha köklü ve kararlı yapıyordu eğitimi. Yani özellikle komünist ülkeler, eski komünist ülkeler çok dedi. Ama İslam ülkelerinle komünist ülkelerin eğitim farklılığı yok. Ya aynı kitaplar okutuluyor. Aynı eğitim faaliyeti var. Hepsi Darwinizm, materyalizm anlatıyor. Bir de şimdi çocuklara, özellikle Hristiyanlara durum daha da vahim. Şimdi Hristiyan çocuğa diyor ki, nasıl yaratıldık diyor. İncil'i esas alıyor. İncil'deki anlatımı görüyorsunuz. Bunu mu kabul ediyorsun diyor, bilimin açıkladığını mı kabul ediyorsun diyor. Ben bilimin açıkladığını kabul ediyorum diyor. Yani bir İncil'deki anlatımı bir göstertelim. Tevrat'taki anlatımı da bir göstertelim. Mesela İsrail'de halkın %30'u dindar. İnanmıyorlar. O %30 da okumuyorlar. Araştırmıyor. Mesela Darwinizmi hiç okumuyor. Materyalizmi hiç okumuyor. Okusa belki onlar da inanacak. Evet. Yani okutturmayarak onu elde ediyorlar. Yani mesela dindar Hasidik Museviler asla öyle bir kitap okutturmazlar. Darwinizmle ilgili falan. Yani internette falan öyle. Yani direkt dinsiz olacaklarını düşünüyorlar. Yani hiçbir şekilde okumuyorlar. Almanya'dan konuştuğumuz kişiler, Adnan Bey, eğer devlet öyle istiyorsa yalan bir şey öğretmez. Darwinizm doğrudur diye bakıyorlar. O gözle baskıyor. Yani modellerin falan tamamı inanıyordur Darwinizm'e gelenlerin. Yani Hristiyanlığın anlatımı yani akıl sır alacak gibi değil. Ya yani İncil'deki anlatım. Onun için gerçek dindar Hristiyan bulmak çok çok zor. Yani tamam, evlenmek için kiliseye gidiyorlar. Pazar ayinlerine gidiyorlar. Mesela Katolikler falan da, Ermeniler de mesela kilisede arkadaş şey, ama o folklorik bir şey olarak uygulanıyor. Cihan Gelbilir. Yani Ceylan'ın. Ceylan konuşurken R'leri falan yuvarlıyor böyle. Çok hoş bir usluf oluyor. Hristiyan yaratılışçılar da 6000 yılda açıklamaya çalışıyorlar. Ya kardeşim, içler acısı diyor ki bütün Hristiyan yaratılışçılar, kainat diyor 6000 yıl içinde yaratıldı. Canlılar, bitiyor. Peki diyorsun ya, bu fosiller var falan. Çok şık kadınsın. Çok şık bir hanımsın. Merhaba. Merhaba. Ve 6000 yıl kardeşim granit olmuş etme bilimsel metotlarla bakılıyor, inceleniyor. 300 milyon yıllık, 400 milyon yıllık. E sen 6000 yıl diyorsun, dalga geçer gibi. Peki diyorlar, bu ay krateri nasıl oldu Ay'da? Ya diyor, Mikail'le diyor, melek Mikail'le şeytan diyor çatıştı. Kavga ettiler, o kavganın sonucunda kraterler oluştu diyor. Yani buna hangi Hristiyan inanır? Taş attılar. Nasıl? Taş attılar.
Ha birbirine taş attılar diyor, kavga oldu diyor. Ağzından alev çıkan ejderhalar vardı. Tabii. Yedi başlı ejderha var diyor. Yedi metre alev çıkarıyordu ağzından diyor. Onların fosillerine de rastlayabiliriz yakında diyor, araştırıyoruz diyor. Neden olmasın ya diyor, yani yakıt olur diyor, içer diyor. Bir şekilde de o da yanar diyor, ağzından fışkırtır diyor, yani niye olmasın diyor. İncil'de geçtiğine göre vardır diyor. Evet. O zaman geniş bir dinsiz kitle oluşuyor. Evet. Gelenekçi Müslümanlar daha da beterler. Yani Hristiyanlarda acayip eziyet var. Gelenekçi Ortodoks Müslümanlar da çok büyük eziyet var. Dolayısıyla gerçek anlamda iman eden bir avuç insan var. Çok az iman eden var. Ya kardeşim, devletler Darwinizmi niye savunsun ya? Allah'a inanmıyorlar. Yani devlet yetkililerinin büyük bir bölümü İslam ülkelerinde Allah'a inanmıyor. Onun için Darwinizmi savunuyorlar. Yani hükümetin hiç gördünüz mü siz? Darwinizmi kaldırsak mı? Yahut Darwinizme bir cevap versek mi? Darwinizme cevap veren bir kitap hazırlatsak mı? Veya paleontolojik delilleri çocuklara, gençlere gösterelim, fosilleri gösterelim, görsün gençler. Dediğini duydunuz mu hükümetin? Hiçbir şekilde demiyorlar. Ya biz Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüştük. Adamlar diyor ki hükümetten diyor hiçbir işaret yok diyorlar. Yani biz bu durumda hiçbir şey yapamayız diyorlar. Biz diyor yani böyle bir girişimde bulunduk. Hükümetten hiçbir işaret yok diyorlar. Kimse yanaşmıyor. Ama kahramanlık hikayeleri anlatıyorlar. İşte kahramanlık türküleri dinletiyorlar. Mehter takımı çalıyor. Ya sen Darwinist olduktan sonra mehter çalsan olur, mehter çalmasan olur ya. Sen Çanakkale'de şehitlerden bahsediyorsun. Darwinizm şehit kabul etmiyor ki. İnsanın mikroptan oluştuğunu kabul ediyor. E sen de onu öğretiyorsun okullarda. Ya insan şehit oluyor, Müslüman şehit oluyor. E Darwinizm bunu kabul etmiyor. Yalan söylüyor diyor. Doğru söylemiyorlar diyor. Ya buradaki vahameti bir türlü göremedi insanlar. Ey ümmet-i Muhammed diyorum. Bütün İslam aleminin tamamı. Allah yok diye milli eğitimde eğitim veriyor ya. Sonra gelin diyorlar size din dersi de öğretelim diyorlar. Ya sen 5 saat Allah'ın olmadığını söylüyorsun. Peygamberlerin doğru olmadığını söylüyorsun. Ya kardeşim işin vahim tarafı İmam Hatipler'deki öğretmenlerin büyük bölümü Darwinizme inanıyor. İlahiyat profesörlerinin yani %95'i inanıyor Darwinizme. Yani çok acayip bir durum var dünyada. Suudi Arabistan'da da. Mesela buraya geldi Suudi Arabistan'dan İslam alimleri var, görüştüm. Evet. Profesör adam. Ya diyor mesela bana hanımlar diyor neden dekolte giyiniyorlar diyor, ben bunu anlayamadım diyor. Başını açıyorlar diyor. Ben de anlattım Kur'an'a. Konu evrime geldi. Ben buna da şaşıyorum diyor. Sizin diyor evrime inanmamanız çok şaşırtıcı diyor. Darwinizm bir gerçek diyor. Bilimsel bir gerçek diyor. Ben şaşıyorum sizin bu tavrınıza diyor. Yani aksi çalışmalar yapıyorsunuz diyor. Ben bunu kabul edemiyorum diyor. Bak başörtüsünden bahsediyor. Ya kardeşim ben. Darwin din yok diyor. Ya Allah yok diyor. E sen de Darwinist olduğunu söylüyorsun. E sonra başörtüden bahsediyorsun. Etme çatma ya. Haberi yok. Dini imanı gitmiş, haberi yok adamın ya.